Seaflo, Seyyar Hela, Kutu Açılış, İnceleme, Kullanım, Su Sızıntı Denemesi, Atık Su Haznesine ilaç Dökme içeriğimize hoş geldiniz. Bu ürünü inceleyeceğiz. Ürün düşük fiyatlı ürünlerden. Ürün bizlere bu şekilde ulaştı. Tartalım. Toplam ağırlığı 5,5. Ürünü açalım. Faturası. Ürünün genel özelliklerini kutu üzerinde görelim. 20 litre. Burada ürünün genel kullanımını ve ölçülerini görüyoruz. Burada nerelerde kullanıma uygun olduğunu görüyoruz. Bu bölümde de Hela'nın diğer özelliklerini görüyoruz. Ürünün etrafına genel bakalım. Ürünün net ağırlığı 4.680 gram. Ürünün kullanım kitapçığı, burada genel kullanım bilgilerini görüyoruz. Ürünün özellikleri. Bu tasarımın iki modeli var. Bizimki sağdaki 20 litre olan. Bu 10 litreliğin ölçüleri. Bu da şu anda incelediğimiz 20 litreliğin ölçüleri. Ürünün hazırlığının yapılması, sifonunun çekilmesi, atık su tankının boşaltılması, saklama gibi bilgilendirmeleri görüyoruz. Bu dördüncü sayfada da üründe dikkat edilmesi gerekenleri, ürünün parça çizelgesini ve kullanım alanlarını görüyoruz. Bu iki parçayı birbirinden ayıran mandal. Burada da aynı şekilde mevcut. Bu da Hacet'i kirli su bidonuna gönderen mandal. Bu da kirli su bidonunun boşaltım kapağı, contalı. Burası Hela deliği ile kirli su bidonunun birleşme noktası. Hela kapağının iç tarafında da genel kullanma bilgileri mevcut. Bu ikinci aşamada da böyle bir ürün kullanacağız. 4'te temiz su dolumunu gösteriyor. 6'da da taharet pompasını gösteriyor. Bu temiz su dolum kapağı. Bu Hela taşını temizleme fıskiye çubuğu, bu da Hela taşını temizleme fıskiye kolu. Bu da Hacet'i atık su bidonuna gönderen kol. Taşı bu şekilde temizledikten sonra kolu kapatıyoruz. Atık su bidonunu boşaltacağımız zaman bu mandalları bu şekilde açıyoruz. Bu kapağımızı açıyoruz ve gidere döküyoruz. Ve yine aynı şekilde kapağını kapatıyoruz ve temiz su bidonumuzun olduğu parçayı aynı şekilde yerine mandallıyoruz. Şimdi ürünü hazır hale getirelim. 13 litre kadar temiz su alan bu temiz su haznemize 3 litre kadar su koyuyorum. Bu kapağımız da contalı. Tam dolu temiz su haznemiz bittikten sonra daha su koymadan atık su bidonumuzu boşaltmalıyız. Tuvalet taşımızı bu şekilde temizliyoruz. Su burada duruyor. Şu alt tarafında böyle yağımsı bir şey var. Çünkü özel bir ilaç var orada. Jöle gibi. Bu bölümü fırçalamamakta fayda var. Şu hareketli parça iki conta lastiğin arasına giriyor.
Bu kol aynı zamanda sızıntıya ve kokuya karşı bir vana görevi görüyor. Test çevirdiğimiz zaman da bir sızıntı yok. Eni 35, uzunluğu 40, yükseklik 39. Bu parçaların yüksekliklerini ölçelim. Şu tank 18, şu atık gider ise 20. Ürünün ölçüleri kullanım kitapçığında da belirtildiği ölçülerde. Bu 10 litrelik ürün ile 20 litrelik ürünün temiz su haznesi ölçüleri aynı. Lakin atık su bidonlarının 20'lik olanının yükseklik ölçüsü 20 cm, 10'luk olanının ölçüsü ise 10 cm. Bu fıskiye koluna çok hızlı bastığımızda su hela taşının dışına çıkabiliyor. Suyumuz bitti. Atık su bidonumuzu boşaltırken helamızı kapatıyoruz. Yan mandalları açıyoruz. Evet, bunun içinde bu kadar bir su kalıyor arkadaşlar. Şu mandalları da şu şekilde katlıyoruz. Bakalım şuradan bir sızma var mı? Şöyle bir çevirelim burayı. Burada bir sızma yok arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda. Böyle bir durum yok. Evet. Bu fıskiye kolu pompası değiştirilmesi gerektiğinde bu şekilde sökerek çıkartıyoruz ve değişimini yapabiliyoruz. Atık haznemizi her boşalttığımızda atık haznemize bu hela temizleyici sıvıdan döküyoruz. Şu an içerikte kullanmış olduğumuz ürün bu. Bağlantısı açıklamalarda mevcuttur. Bu da kullanımı. Ürün bu. Akba'nın ürünü. Türk malı. WhatsApp destek hattı var. Kullanım şekli. Seyyar helanın 25 litrelik haznesine 200 mililitre olarak belirtmiş, lakin yeni üretimlerinin üzerindeki bu bilgi kağıdı 100 mililitre olarak değiştirilmiş. Bizim bu 20 litreliği ise 80 mililitre, ortalama 80 gram koyuyoruz. Ardından da 500 gram su ilave ediyoruz. Yani bu 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su, yarım su bardağı da ilaç döküyoruz. Üzerinde bulunan bu ölçekle de istediğimiz ölçüde ilacımızı koyabiliriz. Metal ve plastik yüzeylere hiçbir zarar vermez. Katı atıkları parçalar. Böyle aşağıya doğru böyle bilgiler vermiş. H220 deniliyor. Açalım. Şöyle tamamıyla koparmıyorum. Buralar yine bir conta görevi görsün diye. ...20 litreye 80 mililitre yeterlidir. Şimdilik bu kutunun üzerindeki talimatı uyguluyoruz. Takribi 200 mililitre koyuyoruz. Yani bir su bardağı. Şerbet kıvamında ferahlatıcı bir kokusu var. İlacı temiz su haznesine değil, kirli su haznesine döküyoruz. 400 mililitre, yani 2 su bardağı da temiz su ekliyoruz. Atık kabımızın kapağını çok sıkıştırmadan takıyoruz. Şu noktadan sonra contanın arada ezildiğini hissediyorsunuz.
uzun ömürlü kullanım için aşırı sıkmaktan uzak durmalıyız. Aşırı sıcaklarda atık su kabı şişebiliyor. Bu nedenle bu kolu çekip bırakarak havasını almalıyız. Mecbur kalmadığınız sürece kullanmamanızı öneririm. Ürünü şimdi yerine koyalım. Hela'yı gezen eve yerleştirdik. Duruşu bu şekilde. Temizleyici mavi suyunu, temiz suyunu koyarak Hela'yı hazır hale getirdik. Bir yıl deneyimim sonunda kompozit malzeme üzerinde bu tür soyulmalar oldu. Bu sorun da bu tür paspaslar ile giderilebilir. Bir yıllık deneyimim sonucunda üründen memnun kaldım. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, yorum yazarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.